Belhanda yani bizi <laughs> şampiyon yapan Galatasaray'ın e, efsanesi Galatasaray'da harikalar yaratan bir Belhanda. Şimdi 3 saatte 2 görüş vardı. Birinci saatte Aldın Domaç dedi ki ağır ceza ödeyebilir. İkinci saatte Güvenç Kurtar'daki Mustera ile Belhanda'yı yazarım etrafına bir takım yaparım. Doktora yollayacağım ben o zaman Güvenç Hoca'yı. <laughs> ne alaka <laughs> Mustera evet de ne yaptı? Gol kaç tane attırdı? Ben ne kadar koştuğunu merak ediyorum Belhanda'nın, ne kadar top kazandığını merak ediyorum. İkili e, e, mücadelelerde ne durumda, dikine kaç defa gitmiş, futbol adına gol atıp da 3 puan hangi maç kazandırmış. Ben Belhanda'yı ilk geldiği sene okey, saygı duyuyorum, Galatasaray'a çok faydası oldu ama sonrasında Galatasaray adına çok bir şeyler verdiğini düşünmüyorum. Hep 3. videsden 2. videse düştü ilk geldi, sonra şimdi bu sene emekliliğini yaşıyor. Bana göre doğru. Benim kanım da seninkilerle örtüşüyor. Şimdi şey, sevgili Ümit şöyle bir düşün. Belhanda'nın Galatasaray'da hangi maçı kazandın? Sana soruyorum. Var mı aklında? Ama sen bunu Muhammed Mustafa için diyebilirsin. Sen bunu son iki hafta önce Falcao için diyebilirsin. Fegül için diyebilirsin. Bunlar evet. için söyleyebiliyoruz. Arkadaş ben de teknik direktörlüğün en büyük diploması bende de var arkadaşlar. Bu göz var ya çok önemli. Bu zeka çok önemli futbolda. Evet. Ben skorboard'u değiştirdim. Oyundan da. çıkarken tepki koymuş. Oyundan çıkarken taraftara küfür etmiş. Dudağı, oku, Yapmadı ne kalmış? E, Trabzon'da olayları var. Onun dışında bir sürü buna benzer şeyde ve en sonunda da yönetim Twitter'larla uğraşacağına sahayı yaptırsın demiş. Çok e, bence ağır konuşmuş. Niye? bu Futbolcuya bu yakışmaz. Bu futbolcunun konuşmaya hakkı yok. Niye yok? E geçen hafta saha çok iyiydi. Ne oynadın arkadaş? Geçen hafta saha çok iyiydi. Bu hafta 40 yılda bir bir kar yağar. Sularımız diyorsun. doldu. Evet. Barajlarımız doldu. Biraz sahada ağır bir mücadele gerektiriyor. Bak hocam. Bu sahalarda yani bunun kötü dediği sahalarda gücü olmayan, ayakta duramayan, ikili mücadeleleri kazanamayan, topla ileri gidemeyen Sadece geri pas yapıp, yan pas yapıp oynayan bir futbolcu böyle sahada başarılı olma şansı yok. Yok abi yok. yok. Olamaz. Niye? O saha ağır. Vuracaksın, dönen top alacaksın. Bu kadar basit. Öyle bir havada, öyle bir sahada taktik maktik yemez. Ama gel gör ki Belhanda zaten sezon başından bu tarafa attığı 8 gol var. Ya 3 tanesi ya 4 tanesi penaltıdan var. Yani alıp da voleybol... Penaltı vurup, noktasında da arıza çıkarıp kavga etmiş kavga birisi. Kavga ediyor. Yani böyle bir... İşte şu görüntü. Bak işte. Şimdi bak. Bakar Kalbini mısın? kırıyor yani yanındaki oyuncunun. Bak şimdi. Ben iddia ediyorum. Ee, Fatih Hoca şu penaltıda maç öncesi tahtaya yazılır. penaltı atacaklar. Frikihi atacaklar. Korneri atacaklar. Barajda duracaklar. Yani her şey defalarca... Belanda yazılır, yazmış çizilir. olsaydı Emre Akbaba gelmezdi zaten oraya. Tabii. Kesinlikle iddia ediyorum. Emre yazmıştır orada. Evet. Birinci Emre ikinci Belanda üçüncü işte Muhammed dört. <laughs> Dörde kadar yazarlar sevgili <laughs> e, Ümit'ciğim. Ama bu arkadaş biraz haylaz. Bu arkadaş oynamadan para kazanıyor. Ben bir Galatasaraylı olarak, bir futbol adamı olarak Galatasaray'a Belanda'nın çok bir şeyler verdiğini kabul ediyorum. Peki tazminat durumu ne olur sence? Şimdi hukuken bilemem. Tanju gol var. Bu da senin bereketin olsun bakalım. Mamak Futbol Kulübü karşısında Van Spor. 5-0 yaptı. Farka koştu. Yürü be Van Spor. Helal Vallahi, sana. Feyyaz Uşar da orada bir görevi var o yüzden onu takip ediyorum biliyorsun Kimin? mu Fey Feyyaz Uçar danışmanlık gibi bir, bir şeyleri şey var orada evet. e, ama en azından sahip çıkıyorlar Ümit doğru, yani. doğru. görev veriyorlar ne kadar güzel ya Ümraniye Tuzla'da da bir sıfır öne geçti evet Tuzla sporun gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Tuzla sporun antrenörü gidiyor şuraya işaretleyelim <laughs> her hafta Tuzla'dan birini gönderiyor gidiyor göreceksin unutma dediğimi <laughs> Tuzla sporun başkanı öyle mağlubiyetlere gelemez. Çok büyük paralar harcamışlar sevgili Mütak'tan. Gerçekten. Evet. Ama bir türlü toparlanamıyor. Ama biliyorsun geçen hafta da konuşmuştuk. Tuzla Spor deplasmanda daha iyi oynuyor ve kazanıyor. Hatırlar mısın? Bunu evet. Tartışmıştık. Ama... Peki sana bir şey soracağım. Tor. Ne istiyorsan e, Soracağım. Sor. Farklı e, şeyler e, sor bana. Falcao'yu kendinle kıyaslar mısın? E, ne bulursun? Ne farklar bulursun? Şöyle bir durum var Falcao. E, kısa mesafede ben ondan süratliyim. Ee, ama uzun mesafede o beni geçer. Şimdi hava toplarında benim attığım gol, kafa gollerini atamaz. Çok iyi vole vuruyor. Çok iyi ayak içi vuruyor. Çok çabuk sahada. Zeki, matematiği çok doğru. Ama bendeki kafa vuruşu, yarım vole, ravaşata veya ön direğe koşularını yapmıyor. duran oldu. Artık bu yaşta da ondan çok bir şey beklenmez. Skora yansıtsın. Abilik yaptı. Sen 34 yaşında ne kadar oynuyordun? Ben oynamıyordum. Ben 30 yaşında bıraktım. <gülüyor> bıraktım. <gülüyor> ben 30 yaşında istemeden de olsa bıraktım. Haylazlığımdan bıraktım. Ümit Aktar. <laughs> <laughs> Bıraktık işte. Ama hayata devam ediyoruz. Ee, sevgi var, saygı var, enerji Doğru. var, sohbet var. Doğru. Bak bir şey söyleyebilir miyim sevgili Ümit Kim görse bizi söylüyor. Muhteşem ikili oldunuz diyor. Hiç abartmıyorum. Harikasınız diyor. Ben bu kadar izlendiğinizi bilmiyordum izlendiğimizi de bilmiyorum. Onunla gurur duyuyorum. Avrupa'da bazı yerlerde, Anadolu'nun içlerinde şuralardan bilgi almak isteyen insanlar tarafından çok fazla var. Çok fazla takip edildiğimizi Çok de özel biliyorum. bir program gerçekten. Evet. Bu bir gerçek. Sana teşekkür ediyorum. Geçen hafta onu da gördüm. Niye ben de yok dedim. Şuraya doğru bir girebilirsek arkadaşlar özel maskem geldi. Ee, üstünde Ümit Aktan yazıyor. Türk bayraklı. Bir maske Tanju evet. yaptırmış bana da. Ama yani baktım geçen hafta burada Tanju Çolak yazıyor Türk Bayraklı. Çok feci bir gözlem altına girdim. Pres yaptı. Hani bana yok, niye yok der gibi. Ve dedim ümit Kutusuyla ümit, geldi şey. efendim. Ya, en az 300 tane yaptırdım. Çok güzel. Diğerleri odada duruyor. O yüzden Sağ Abdullah ol. Sural, Barış Sural, Bilgin Sural. Teşekkür ediyoruz. Harika Maskeleri şeyler yapıyorsunuz. Maskeler evet. Maskeyi yapanlara da teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize ediyorum. sağlık. Harikasınız, başarılısınız. Maskenin ardından tanıyamıyorlar ya şimdi buradan iyidir. Tanımayacaklar. <laughs> <laughs> Ama e, hakikaten e, bu çok özel e, cerrahi maskeler artık evet. Avrupa'da takılmıyor sevgili Mütak'tan. Türkiye'de daha henüz gelmedi. Niye gelmedi? Niye kabullenmedi? Anlamış değilim. Artık bu maskeyle de geçeceğiz gibi görünüyor. Evet. Çok güzel. E, kaytanları e, sağlam ve kalın Türkiye'de aslında bir senedir yeni bir nesil doğdu Kepçe kulak herkes Maskeyi takmaktan dolayı çekiyor ya kulakları E saatlerce <gülüyor> takınca <gülüyor> bunu evet. Öne doğru gelmiyor Yani orada kalır mı hep böyle yani <laughs> geri gitmez mi diyorsun Gitecek. O lastiğin sertliğine bağlı <laughs> Yumuşak lastiği kullandı, olmaz Tanju Buyur tamam Falcao'yu da kıyasladık Giresun'la Samsun'a ne oluyor Açtı, şimdi gidiyorlardı Şimdi e, Giresun'a ne oluyor bir bağlanalım istersen son alalım. Ne Erzurum'da e, Trabzonspor maçı öncesinde kesin 11'ler belli oldu. Özellikle Hüseyin Türkmeni merak ediyoruz. Sağ bekte o mu oynuyor? Evet, öncelikle sorunuza cevap verelim. Hüseyin Türkmen Sağbek'te oynuyor. Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurum sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına artık sayılı dakikalar kaldı ve ilk de belli oldu. Ev sahibi takım Büyükşehir Belediye Erzurum kalede Şumski görev yapacak. Defans'ta Butko, Adolf Leo, Berdik. Orta sahada Bumal Osman hemen önlerinde Atif, kanatta Cenk Ahmet ve Emrah Baysan'ı tercih etti. Mesut Bakkal forvetli ise El Kebir görev yapacak. Konuk ekip Trabzonspor'da ise bir önceki yayınımızda vermiş olduğumuz muhtemel 11 ilk 11'e dönüşmüş durumda. Kalede Uğurcan görev yapacak. Defansta Hüseyin, Hoseyni Edgar, Marlon orta sahada Abdülkadir Parmak, Yunus, hemen önlerinde Bakasetas kanatlarda Ekuban, Vakame. forvetli ise Canen'i görev yapacak artık sayılı dakikalar kaldı. Mücadelenin başlamasına bir tarafta zirve yarışına tutunmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Çok teşekkürler Yüksel Akalan.